Peki efendim, ben bu konuyla ilgili olarak bir başka soruya değinmek istiyorum. 4 Kasım 2019'da Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haberle bu sorumu pekiştirmek istiyorum. Çünkü bu haberde diyor ki Beyoğlu Belediyesi'nin 2020-2024 stratejik planlaması yapılıyor ve burada sizin gezi programlarını, ziyaretçileriniz ve ziyaretçilerinize verilecek hediyeler bağlamında bir bütçe çıkarılıyor ve bu bütçe yaklaşık 27 milyon liraya yaklaşıyor. O dönem bu paranın özellikle Beyoğlu'da deprem önlemlerine neden harcanmadığı sorusu masaya yatırılıyor. Şimdi ben hakikaten buradayken size sormak istiyorum. Gezileriniz, ziyaretçilerinize verecek hediyeler için 27 milyon lira para bütçe ayrıldı mı? Eğer böyle bir bütçe ayrıldıysa bunu neden deprem çalışmaları için ayırmayı düşünmediniz? Hani gönül belediyeciliği, önce insan hayatı, belki bu konuyu burada netleştirmek istersiniz. Hı hı. Soru gelsin. Beyoğlu Belediyesi deprem önlemleri için ne kadarlık bütçe ayırdı? Şimdi bizim kentsel dönüşüm müdürlüğümüz var. Az önce ifade edildiği gibi gezi için, şunun için, ağırlama için değil. Özel kalem müdürlüğü bir müdürlük ve her müdürlüğe her yıl performanslarına göre bütçe artışı yapılır. Bu dönemde belli kalemler özel kalem müdürlüğü üzerinden belirlendi. Kültür Sanat müdürlükleri üzerinden belirlendi. Diğer taraftan sadece kentsel, mesela deprem müdürlüğümüz diye bir müdürlüğümüz yok bizim müdürlük olarak. Dolayısıyla bakıldığında hani depreme ayrılan bütçe nedir diye bunu göremiyorsunuz ama şehir yenileme projemiz var. Oradan bakanlığımızdan da şimdi ayrılan ödenek de var. 3-4 milyon. Efendim imar müdürlüğümüzün bütçesi var. O metruk binaları oradan yapacağız. Yapıyoruz. Oradan 5-10 milyon. Efendim bunları topladığınız zaman İmar Müdürlüğü'nü, Şehircilik Müdürlüğümüzün, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzün topladığımız zaman bizim elbette ki bu dönüşümü yapacak ve depreme karşı koyacak bir yeterlilikte olmadığını söyleyebilirim ben de. Çünkü az önce söyledim, hiçbir ilçe belediyesinin deprem bütçesi veya kentsel dönüşüm bütçesi olabilecek bir hasarı karşılayabilecek durumda değil. Bunu yetkin bütün ehilleri otursunlar toplansınlar, mümkün değil yani. Çünkü Beyoğlu Belediyesi'nin toplam bütçesi 345 milyon. Ok Meydanı'nın kentsel dönüşüm projesini söyleyeyim mi size? Buyurun. Yaklaşık 20 katrilyon. Binali Bey bana o zaman Büyükşehir Belediye Başkanı adayken, Haydar Ali dedi, onu sen 50'ye taşı. Altyapısıyla, sosyal donatılarıyla. Dolayısıyla depreme hazırlık olma noktasında ama biz metruk binaların yıkılması, güçlendirmelerin yapılması, bunları da dediğim gibi 3-4 tane müdürlüğümüze serpiştirdiğimiz zaman o bütçeyle de olabilir mi? Mümkün değil. Ama Cumhuriyet Gazetesi şu soruyu sormalı Büyükşehir'e. Bizim dönemimizde AK Parti döneminde, yani bir önceki dönemde Büyükşehir'in depreme ayırdığı bütçe 1 milyardı. Büyükşehir Belediyesi bu dönemde başkanını 345 milyona düşürdü. Ben %70, 30 saniye evet. Daha vereceğim size ek süre. Belki daha netleştirmek istersiniz ama bu 27 milyon liralık bütçeyi siz de doğruluyorsunuz ki böyle bir bütçe şey, bu ilandan şey yapılıyor. Az önce söyledim, yani gezilere falan değil. Ben mesela bu yıl hiç yurt dışı gezisi yapmadım. Böyle bir harcamamız yok. Hediyeler pandemi döneminde bizim başkonsoloslarımız geliyor. Temsili anlamda ağırlama giderlerimiz var. Dediğim gibi bazı performanslarına göre bütçeler belli yerlerde toplanabiliyor. Bizim böyle bir harcamamız, böyle bir masrafımız falan yok. Bütçe zaten kamuya açık, belediye meclisinde ilan ediliyor. Öyle gizli saklı bir durumda değil. 10 katı da depreme ve kentsel dönüşüme zaten ayırmış durumdayız. Peki efendim.